Herkese merhabalar, ben Astron. Bu videoda ejderha güçlendirmeleri ve global grevler hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Ancak ejderha güçlendirmelerine ve global görevlerin önemine geçmeden önce biraz görevlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü League of Legends içerisindeki görevleri iyi bir şekilde bilirsek doğru zamanda ne yapmamız gerektiğini ya da nasıl davranmamız gerektiğini daha iyi anlayabiliriz. İlk olarak arkadaşlar, League of Legends içerisinde iki farklı görev tipi mevcuttur. Bir tanesi global görevler, bir tanesi objektif görevleri. Global görevler arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi baron, ejderha, orman güçlendirmeleri ve orman kampları olmak üzerine bir yapı oluşturmaktadır. Hepsi birbirinden önemli. Ancak baktığımız zaman ejderhanın ve baronun biraz daha önemli ve ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz global görevler içerisinde. Objektifler ise kuleler ve inhibitörlerden oluşmaktadır. Her biri önemli, her bir görev tipi önemli. Global de önemli, objektif de önemli. Ancak League of Legends'da bir oyunu kazanabilmeniz için, şu an mesela stratejik çeşitlilik diye geçer bu kavram, iki görevi de eşit olarak iyi yapmak gerekiyor. Yani bir görevde çok iyi olursanız evet oyunu kazanmakta büyük bir ölçü sağlarsınız, ama ikinci görevleri de iyi bir şekilde kullanabilirseniz işte o zaman oyunu kazanırsınız. Olay şu an bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Mantık bu şekilde. Yani globallerde iyi olursanız, işte ejderha güçlendirmelerinde alırsanız kuleleri de rahatlıkla alabiliyorsunuz. Kulelerde üstünlük sağlarsanız kuleler alındığı takdirde altın aldığımız için fazladan gelen altınla beraber, bu da altın farkını açmak ya da kapatmak demektir. Eşya üstünlüğüne denk gelir bu da. Eşya üstünlüğü sağladığımız zaman zaten otomatikman ejderhada da üstün oluruz. Yani iki görev tipi de birbirini tamamlıyor. Birinde hakimiyet sağlarsak ötekine de büyük bir avantaj elde etmiş oluruz arkadaşlar. Bu videomda ben ejderha güçlendirmelerinden bahsedeceğim. Dilerseniz artık güçlendirmelere geçelim. Şimdi arkadaşlar, ejderha güçlendirmesi dediğimiz zaman Royal Tour'ların ya da birçok yorumcunun söylediği klasik bir söylem vardır. O da şudur: birinci, üçüncü ve beşinci ejderhalar çok önemli. Diğer ejderhaları almasak ya da bıraksak da olur, ama birinci, üçüncü ve beşinci ejderhalar çok kıymetli derler. Aslında bir yandan doğru. Yani buna pek katılmasam da birinci, üçüncü ve beşinci ejderhalar evet gerçekten önemli, ama sadece önemli olan ejderha tipleri 1, 3 ve 5. ejderhalar değil arkadaşlar. 2. ejderha da önemli, 4. ejderha da önemli, bütün ejderha güçlendirmeleri önemli. Ama şu var: bu ejderha güçlendirmeleri evet önemli, ama bunu iyi bir şekilde kullanabilmek için kompozisyonunuzun buna elverişli olması gerekiyor. Mesela elinizde bir dürtme kompozisyonu varsa aşağı tarafta hemen görebilirsiniz. 2. ve 4. güçlendirmeler sizin için daha önemlidir. Mesela elinizde takım savaşı kompozisyonu varsa evet doğru, 1. 3. ve 5. güçlendirmeler daha önemli. Yani elinizdeki kompozisyona göre ve elinizdeki şampiyonun işlevselliğine göre, mekanizmasına göre ejderha güçlendirmelerinin her biri ayrı bir öneme sahip. Yani 2. ejderha kötü, 3. ejderha iyi gibisinden bir şey söylememiz çok zor. Tabii 5. ejderha hepsini kapsadığı için, hepsinin babası diyebileceğimiz için evet ayrı bir yere koyabiliriz onu, ama diğer ejderha güçlendirmeleri de aslında birbiri içerisinde farklı özelliklere sahip. Şimdi gelelim ejderha güçlendirmelerindeki dengelemelere. İlk olarak arkadaşlar, ilk ejderha güçlendirmesi bildiğiniz gibi %6 saldırı gücü ve yetenek gücü veriyor ekstradan. Bu bütün kompozisyonlar için olumlu bir şeydir. Yani elinizde dürtme kompozisyonu da olsa, takım savaşı kompozisyonu da olsa, mobilite kompozisyonu da olsa, aradan çıkarma ya da saldırı gücü taşıyıcısını koruma odaklı bebeği koru dediğimiz kompozisyonlar olsa da, aklınıza hangi kompozisyon tipi geliyorsa da, bütün bu kompozisyonlarda birinci ejderha güçlendirmesi oldukça önemli. Çünkü League of Legends'da şöyle bir şey var: aradaki güç farkını açabilmek ya da aradaki güç farkını kapatabilmek için ejderha güçlendirmeleri içerisinde birinci ejderha güçlendirmesi çok önemli. Yani baktığınız altın farkında gerisiniz, hasarınız yetmiyor, birinci güçlendirmeyi almanız gerekiyor arkadaşlar. Çok basit. Hani hangi kompozisyon tipi olursa olsun, güçte geri kaldıysanız, hasar açısından bir eksiklik varsa, o hasar açığını kapatmak için ya da hasarınızı açmak için, rakipten daha fazla hasar vurmak istiyorsanız takım savaşlarında, ejderha güçlendirmeleri içerisinde birinci güçlendirme çok büyük bir öneme sahip, hangi kompozisyon olursa olsun. Şimdi gelelim ikinci ejderha güçlendirmesine.
İkinci ejderha güçlendirmesi kulelere ve binalara artı %15 ek hasar imkanı sağlıyor. Bu da arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi aslında dürtme kompozisyonları için çok önemli. Birçok kişinin önemsiz olarak gördüğü bu güçlendirme bana kalırsa çok önemli. Kore'de çok büyük bir öneme sahip. Bildiğiniz gibi 5.17 yamasında çok zor hani dürtme kompozisyonu biraz gitti ama dürtme kompozisyonu etkin olduğu dönemlerde arkadaşlar ikinci güçlendirme çok büyük bir öneme sahip. Çünkü dürtme kompozisyonu demek aynı zamanda kuşatma kompozisyonu anlamına geliyor. Peki kuşatmayı nerede yaparız? Çok basit. Kuşatmaları inhibitör ya da genel olarak kuleleri kuşatmayı çalışırız. Çünkü kuleleri kuşattığımız zaman belli bir koridor, belli bir hat üzerinde olduğu için yeteneklerimizi, menzili olan yeteneklerimizi tutturmamız ve buradan kule alıp altın farkını açmamız çok daha kolay olacaktır arkadaşlar. O yüzden kulelere ve binalara %15 fazla hasar vermemiz demek olası bir kuşatma anında ya da iyi bir rotasyon halinde rahatlıkla kuleleri almamızı sağlar. Kuleleri hızlıca alırsak ne olur? Altın farkını erken safhada açmış oluruz. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Ama işte kuleleri bu kadar hızlı alabilmek için de ikinci ejderha güçlendirmesine ihtiyacımız var. Yani gördüğünüz gibi iki görev tipi de birbirini destekleyen yapıda, bunu da söyleyebiliriz. Geldik üçüncü ejderha güçlendirmesine. Üçüncü ejderha güçlendirmesi de ek olarak %5 hareket hızı sağlıyor bize. Bu da oldukça önemli bir ejderha güçlendirmesi. Çünkü hareket hızı, yani bunun paralelde mobillik demek. Mobillik arkadaşlar League of Legends'taki tüm kompozisyonlar için evet çok önemli ama mobilite ve team fight, yani takım savaşı kompozisyonları için ayrı bir öneme sahip. Şundan kaynaklı. Normalde mesela buraya dürtme kompozisyonu da eklenebilir ama şimdi dürten şampiyonların birçoğuna baktığımızda, örnek olarak orta koridorda Varus, işte orta koridorda Viktor, orta koridorda Kog'Maw. Bu şampiyonların birçoğu arkadaşlar, geneli itibariyle dürten şampiyonların birçoğu takım savaşında en arka safhada kalır. Yetenekleri dürtmeye çalışır. Yani oto menziliyle, oto hasarından çok yeteneklerini kullanıp rakibi dürtmeye çalışır arkadaşlar. O yüzden bu şampiyonların hareket hızına çok ihtiyacı yok. Evet, mobillik olsa iyi olur mu? Şahane olur, çok güzel olur. Ama diyorum ya, takım savaşlarında hep en arkada kaldığı için, kuşatmalarda hep en arkada kaldığı için erişilmesi zaten zor bir yapıdadır. Takım kompozisyonu da buna göre inşa edildiği için, işte ön saflarda duran bir Maokai gibi. O yüzden arka safhalara erişmek pek de mümkün değil. O yüzden dürtme kompozisyonlarında 3. ejderha güçlendirmesi çok da öyle önemli değil. Ama olursa çok iyi olur tabii. Peki bu mobillik nerede önemli bizim? Mobilite ve takım savaşı kompozisyonları da önemli. O da şundan kaynaklı arkadaşlar. Mobilite kompozisyonu bildiğiniz gibi hareket hızına ya da kaçış mekanizması olan yani mesafeyi açabilen ya da kapatabilen yeteneklerin bulunduğu kompozisyon tipidir. Burada da mobillik çok önemlidir. Takım savaşı kompozisyonunda da aynı şey geçerli. Çünkü takım savaşı kompozisyonunda arkadaşlar takım savaşını başlattığınızda içeriye giriş ya da çıkış mekaniklerinizi arttıran bir özelliktir 3. ejderha güçlendirmesi. Fark ettiyseniz bizim yapmış olduğumuz güçlendirmedeki bu önemli kompozisyonlardaki olay arkadaşlar şu şekilde. Bir kompozisyon yaptığımızda, mesela dürtme kompozisyonu yaptık. Dürtme kompozisyonunda amacımız kuşatmak olduğu için hep en iyi olan özelliğimizi daha da iyi yapmaya çalışıyoruz. Zaten ejderha güçlendirmesinin aslında stratejik olarak kullanıldığı nokta burası. Esprisi bu. Yani bizim için dürtme kompozisyonunda kuşatma önemli. Kuşatmayı nerede yaparız? Kulelerde yaparız. O zaman ikinci ejderha güçlendirmesi ve ayrık ittirme de yapacağımız için dördüncü ejderha güçlendirmesi bizim için daha önemli. Farklı bir bakış açısı. Mobilite kompozisyonu var elimizde. Bizim için hareket hızı daha önemli. Bizim için takım savaşları daha önemli. O yüzden birinci ve üçüncü ejderhalar bizim için önemli. İşte aynı şekilde beşinci ejderhayı da katabiliriz. Bizim için takım savaşı kompozisyonu varsa elimizde, takım savaşının dinamikleri çok önemli. O zaman hareket hızı önemli. İlk ejderha güçlendirmesi önemli ve beşinci ejderha güçlendirmesi önemli. Yani elimizdeki kompozisyona göre en iyi özelliğimizi ejderha güçlendirmesiyle beraber daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Daha iyi, daha iyi. Yani zayıf özelliğimizi geliştirmektense güçlü olan özelliğimizi daha da güçlü yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Tabi istisnaları var mı? Var. Onu da birazdan geleceğim ama genel olarak ejderha güçlendirmenindeki en büyük amacımız güçlü olan özelliğimizi daha da güçlü yapabilmek. Geldik dördüncü ejderha güçlendirmemize. Minyonlara ve canavarlara %15 ek hasar.
Bu arkadaşlar dürtme kompozisyonları için çok önemli. Çünkü dürtme kompozisyonlarında kuşatma olduğunu söyledik. Kuşatmayı yaparken minyon dalgalarını, yani wave clear dediğimiz minyon dalgalarını temizlemek çok önemli. Bu da 4. ejderha güçlendirmemizde bize bunu yapabilme imkanı sağlıyor. Sadece dürtme kompozisyonu için mi? Aslında hayır. Aylık ittirmeye müsait olan tüm şampiyonlar ya da kompozisyonlar için, mesela örnek vermem gerekirse şu an aklıma gelen üst koridorda Shen. Shen mesela çok iyi aylık ittirme yapabilen bir şampiyon. Baktığımızda 4. ejderha güçlendirmesinin içerisine de aylık ittirmeye müsait olan kompozisyonları da ekleyebiliriz. Eğer elinizde böyle bir kompozisyon tipi varsa 4. ejderhaya oynamanız daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Geldik 5. ejderhaya. 5. ejderha arkadaşlar buradaki 4 ejderha güçlendirmesinin etkisini 2 katına çıkartıyor. Bu zaten muazzam bir şey. Bunun yanı sıra 150 gerçek hasar veriyor ve 180 saniyede bekleme süresi var. Bu da çok iyi bir olay. 3 dakika bence az bir süre değil. İdeal bir süre. Özellikle kuşatmalarda, ayrı gittirmelerde, rotasyon yapmalarda ya da takım savaşı çıkartmalarda, çıkartma gibi durumlarda oldukça etkili olabilir arkadaşlar. Ama burada şöyle bir olay var. Ben şunu söylemiştim size. Demiştim ki bizim amacımız kompozisyonumuza göre iyi olan özelliğimizi daha da iyiye çıkartmak. Ejderha güçlendirmeninde böyle bir olay var. Ama Kore'de bir maç izlemiştim. Takımları tam hatırlamıyorum ama Invictus Gaming vardı galiba. O maçta arkadaşlar şöyle bir olay vardı. Invictus Gaming'in takım kompozisyonu takım savaşı çıkarmaya yönelik bir kompozisyon. İşte Nar vardı falan filan. Ama Invictus Gaming şöyle bir şey yaptı. Dedi ki abi biz tamam maçta öndeyiz ama hiç harita hakimiyetimiz yok. Biz bu maçı yavaş yavaş kaybetmeye başlıyoruz dediler. Adamlar kule almak yerine, inhibitor almak yerine gittiler. Ejderha güçlendirmeyle dördüncüsünü aldılar. Peki dördüncü yanıtı ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Rakip takım dürtme kompozisyonuna sahipti. Sürekli dürtmeye çalışıyordu ama karşı taraf takım kompozisyonu, takım savaşı olmasına rağmen minyonları çok hızlı aldıkları için bir türlü karşı taraf kuşatmayı yapamadı. Karşı tarafın dürtme kompozisyondaki o kuşatma faktörünü elinden aldıklarında Invictus Gaming doğru bir takım savaşıyla beraber oyunu kazandı. Yani her zaman iyi olan özelliğimizi daha iyi yapmaya gerek yok ama olursa çok daha iyi olur. Yani her zaman dediğim gibi elimizdekileri en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Ejderhayı işte rastgele şöyle alalım böyle alalım demektense kompozisyon tipimize göre ya da rakibin açığına göre ejderha güçlendirmesini almak arkadaşlar sizi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ama lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.